Bülent Bey. Kadınım, kadınım. Bunlar şarkıcı sanatçı değiller kardeşim. Şarkıcı değil, sanatkar olduğum, devletin bana vermiş olduğu diplomayla. Daha önce Bülent Ersoy'la mahkemelik olan Mustafa Topaloğlu, Diva'yı bir kez daha çılgına çevirecek. Onun da egosu var, o da çıktı ortaya. Yeni bir kaseti çıkmış galiba. Bu kavga bitmez. Ben hanım demeyeceğim. Ve Bülent Ersoy'dan Mustafa Topaloğlu'na olay yaratacak yanıt. Beni Zeki Müren bitiremedi. O kim olmuş? Türkiye Cumhuriyeti Devleti bana pembe nüfus kağıdı verdi. Kadınım, kadınım, kadınım. Müzik dünyasının anlaşılamayan adamı sempatik türkücü Mustafa Topaloğlu'yla Rize Obit Yaylası Festivali'nde beraberdik. Gündüz konser veren ve hayranlarıyla buluşan ünlü türkücüyle akşama doğru keyifli bir röportaj gerçekleştirdik. Yayladayız. Hava serin ama bol oksijen var. Mustafa Topaloğlu yaylayı seviyor mu? Yaylaya bir çıkacaksın. İşte en fazla 2-3 gün kalırsın. Çünkü etraf sağ sol boş. Boş bir arazidesin ve yüksek bir tepede rakımdasın. Yani ne bileyim ben bir iki gün kalırım. Hemen yeni çıkan albümünü soralım hazır yakalamışken. Tepkiler nasıl? Şimdi ikinci klibi çekeceğim. Benim albümlerim geç anlaşılıyor. Yani sıkıntı burada. İşte o birbirimizi anlama noktasındaki anlattığım biraz önce doğru. Anlamada öyle şarkılarım var ki 10 yıl sonra tuttu. Ya gerizekalı sevdiğim bunun örneklerinden. Başucumda duracaktım gerizekalı sevdiğim benim. Alem adam şu Mustafa Topaloğlu. Albümlerinin geç anlaşıldığını düşünüyor demek ki. Çıkışları, sözleri yine güldürdü bizi. Gerçi o kendi tabiriyle uzaylı. Bu esprili komik sözleri alışılagelmiş. Peki bu uzaylı lakabından sıkılmadı mı? Pişman değil mi? Çok mutluyum çünkü ben uzaylıyım. Herkes de benim gibi uzaylı. İnsanlar nerede yaşadıklarını henüz bilmedikleri ortaya çıktı 30 yıl önce. Hala... Evet, iyi yazdığınız anlamına geliyor. Ya kardeşim gerçeği söyledim insanlara. Hepimiz uzayda yaşıyoruz. Bir anlamda uzaylıyız hepimiz ya. Dünya nerede dediğin zaman buluyorsun bunu. Kafamdan geçenleri anlatacağımsa, kafamdan geçenleri anlatacağımsa, anlatacağımsa, sen de anlat onlara, anlamayla bizi, ne diyelim bunlara. Şimdi bu dakikadan sonrasına dikkat. Şov dünyasında yeni bir kavganın fitilini ateşleyecek sözler çıkacak Mustafa Topaloğlu'nun ağzından. Hatırlayacağınız üzere Mustafa Topaloğlu ve Bülent Ersoy bir dönem birbirlerine girmişler, Topaloğlu Diva için sarf ettiği sözler yüzünden tazminat ödemeye mahkum edilmişti. Bülent Bey, ben hanım demeyeceğim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bana pembe nüfus kağıdı verdi. Kadınım, kadınım, kadınım. Kimsin? Ay, nesin? Ah yazık, yazık, yazık. Sana yazık ya. Ah yazık. Sana yazık ya. Uzaylı türkücüye Bülent Ersoy'la olan kavgasının ve küskünlüğünün devam edip etmediğini soruyoruz. Cevaplar Diva'yı çıldırtacak cinsten. Anlamamazlığına küskünlüğüm var. Başka bir şeyim yok. Anlamamazlık hani insanın içinden gelen hitabın doğal halinden uzak kalmak istedi. Sen beni gördüğün gibi ben de seni gördüğüm gibisin. Ki Bülent Ersoy ve Ajda Pekkan arasındaki kavgayı nasıl yorumluyor? Onun da egosu var. O da çıktı ortaya. Yani olayları mahkemeye getirip mahkeme içerisindeki durumlara sokmak, hani tazminat almak, kasıta getirdiğini, olayı iddiaya götürdü. Neticede o da ben de Allah'ın bildiği insanız. Eyvah eyvah. Bülent Ersoy'u yine çok kızdıracak Mustafa Topaloğlu. Üstelik bu sefer hedefinde Ajda Pekkan da var. Topaloğlu, Ajda Pekkan ve Bülent Ersoy arasındaki kavganın samimi olmadığını söyleyerek ateşi daha da körüklüyor. Ya bunlar kendilerini gördükleri gibi düşünüyorlar. Yani yaratılışa göre felsefeleri yok ya. Eğer o da kendini karıncadan üstün görmeseydi zaten böyle şeyler yapmazdı. Şarkıcı bunlar, sanatçı değil. Bizim ülke şunu bilmiyor. Sanatçıyla şarkıcıyı ayıramıyor. Sanatçı üretendir. Bizler hem üretip hem yorumlayanız. Peki ya Bülent Ersoy cephesi?
Mustafa Topaloğlu'yla yıldızı hiç barışmayanı Diva, uzaylı türkücüyü reklam yapmakla suçluyor. Topaloğlu bilemiyorum niye istinaden bunları söyler. Yeni bir kaseti çıkmış galiba, öyle bir şeyler duymuştum. Şarkıcı değil, sanatkar olduğum. Efendim zaten devletin bana vermiş olduğu diplomayla, konservatuvar eğitimimle sabit. Bir polemik olsun diye söylemiştir. Belki memnun olmak, öyle memnun oluyordur veya kendini rahatlatmak ihtiyacını hissediyordur ama ben nedenli bir sanatkar olduğum işlevlerimle de, diplomalarımla da, her şeylerimle ortada. Şimdi sıkı durun. Mustafa Topaloğlu'nun açıklamaları Bülent Ersoy'a bir kez daha soruldu geçtiğimiz akşam. Diva alay edercesine konuştu. Eğer kızarsam onu bitiririm diye bir açıklaması oldu. Ben kızdırayım o zaman. Ben kızdırayım o zaman da. Bir bitirsin bakalım nasıl bitiyormuş acaba. Mustafa Topaloğlu'nun cürmünün kendisini bitirmesine yetmeyeceğini söylüyordu Diva açık ve net olarak. Beni bitirmesi için çok acil ve net olarak o savaşı başlatmasını istirham ediyorum kendisine. Ve şu bombayı patlatıyordu polemiğe sanat güneşi Zeki Müren'i de dahil ederek. Beni nasıl bitirecek? Beni Zeki Müren bitiremedi. O kim oluyor? Bülent Ersoy ve Mustafa Topaloğlu arasındaki bu kavga hiç bitmeyecek gibi görünüyor. İlerideki zamanlarda bir barış olur mu? Hiç bilemiyoruz. Onun da egosu var. O da çıktı ortaya. Niye istinaden bunları söyler? Doğal halinden uzak kalmak istedi. Yeni bir kaseti çıkmış galiba. Beni nasıl bitirecek? Beni Zeki Müren bitiremedi. O kim oluyor? Çek çek.